Merhaba arkadaşlar. Kısaca Aselsan hisse senedine bir değerlendirme yapalım. Aselsan hisse senedi geçen hafta boyunca tüm 5 günü bir önceki günden daha düşük kapanışlarla kapattı. Son 3 günlük mumda da birbirine yakın mumlar fakat aşağı yönü işaret etti. Özellikle bizim daha önce bahsettiğimiz 200 günlük ortalamamızı hisse test ettikten sonra hızlı bir şekilde aşağı doğru yön alarak 13 günlük ortalamasının üzerinde de tutunamayıp gaplı bir açılış yapıp 13 günlük ortalamanın altında 3 gündür kapanış yapıyor. Bir altta hissemizin 50 günlük ortalaması olan 18.98 seviyeleri var. Hisse buraları test etme çabasında olabilir. Şimdi hissenin indikatörlerdeki son durumlarına günlük periyotta bir bakalım. Gördüğünüz gibi hissemiz RSI 50 üzerinde tutunma mücadelesi veriyor. Bunun üzerinde kalmayı başarabilirse tekrar yukarı yönlü bir 200 günlük ortalamayı test etme denemesi yapabilir. Diğer bir indikatörümüz olan MACD indikatöründe özellikle hissede sat konumuna geçtiği ve son 2 gündür de altta oluşan mum barların sıfırın altında oluştuğunu, yani satış baskısının yavaş yavaş arttığını gösteriyor. RSI 50'nin altına eğer sarkarsa ise de biraz daha satışlar kuvvetlenebilir. Bu da bize bunu işaret ediyor diye düşünüyorum açıkçası. MACD'nin aşağı yönlü bir yatay değil, sert kırılımı var çünkü. Bu kırılımın daha fazla büyümeden yataya doğru bir dönüş yapmasını ümit ediyorum. Diğer bir indikatörümüz olan stokastik RSI'de gördüğünüz gibi aşırı satım bölgesine giriş yapmış durumda. Hissenin artık buralarda bir yatay bant yapıp tekrar yukarı yönlü dönmesi takip edilebilir. Hissede şu an için ben pozisyon almak için daha kısa periyotlarda takip etmeyi tavsiye ederim açıkçası. Bu şekilde baktığımızda hissenin özellikle saatlik periyotta 50 saatlik ortalamamızı hızlıca aşağı doğru kesen 5 ve 13 günlük ortalamamız bir anda kendisini 200 günlüğünde altına sarkıp şurada saatlik periyotta gördüğümüz gibi ikili bir dip oluşturmuş. Baktığımızda RSI'da 30'lara kadar inip tekrar buradan zikzaklarla yukarı yönlü bir hareket yapmaya çalışmış fakat 50 bandını aşmayı başaramayınca tekrar şu an için 38 bandında yatay bir konumda. Şu anda hisse karar aşamasında. Özellikle saatlik periyotta hissede bulunanlar için 19-12 stop seviyesi olarak takip edilebilir. Genel anlamda baktığımızda hissede zaten hissenin son dönemde 19-89 ve 19-12 civarında bir sıkışıklık yaşadığını hep beraber görüyoruz. Yani burada 200 saatlik ortalamanın altına kapanış yapması hisse için negatif. Umarım daha çabuk bir şekilde hızlıca yukarı yönlü bizim saatlik grafikte her zaman bahsettiğimiz gibi 13 saatlik ortalamanın 50 saatlik ortalamayı yukarı kesmesiyle tekrar bir trend oluşumuna girip yukarıda bulunan günlük periyotta bahsettiğimiz 200 günlük ortalamayı test edebilir. Hisse için haftalıkta durum nasıl diye bakacak olursak eğer. Haftalıkta MACD ve RSI pozitif yönde hareket ediyor. Hisse fiyatı haftalık durumda ise gördüğünüz gibi yatay bir hareket seyrediyor. Hisse özellikle burada oluşturduğu bizim de önemsediğimiz 30 haftalık ortalamayı tekrar bir kontrol edecek olursak nerelere geldiğini. Evet, 19.26 30 haftalık ortalamamızın altında bir haftalık kapanış yaptı. Çok sıkıntı olmamakla birlikte haftalık kapanışı 19.26'nın altında yapması negatif bir etken benim için.
Ayrıca RSI ayında gördüğünüz gibi 50 bandının tam üstünde tutunuyor olması ve yönünün aşağı doğru olması yine negatif olarak değerlendirebileceğimiz bir durum. Hisseyi genel anlamda baktığımız zaman bir karar aşamasında görüyoruz. Son hafta gördüğünüz gibi hacim bir önceki haftalara nazaran daha düşük. Bu da hisseye talebin düşme yönünde azaldığını, eğer yukarı yönlü hareketlerde ise hacmin arttığını görebiliyoruz. Şimdilik Aselsan hissemiz için söyleyeceklerimiz bu kadar. Önümüzdeki süreçte kısa zamanda toparlayıp daha yukarıdaki fiyatlara doğru hızlı hareket etmesini temenni ederek hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.